spa, suito'da duş, bar, lounge, pahalı markalardan alışveriş. Lüks dünyanın her yerinde güzeldir. Ama gökyüzünde bir başka güzel oluyor. Filolarına yeni nesil uçaklar ekleyen hava yolları, yolcularına bulutların üzerinde yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. 5 yıl önce dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanıyla A380'in seferlere başlaması gökyüzünde lüks ve konfor anlayışını değiştirdi. A380'in daha fazla alana sahip olması, hava yollarının filolarına kattıkları uçağın içini kendi yolcu profillerine göre oldukça ilgi çeken tasarımlarla dizayn etmelerine yol açtı. A380'li ilk hava yolu Singapur, 12 suit içinde çift kişilik yatağa dönüşebilen yeni uygulamasıyla havacılık dünyasında ilginç bir yarış başlattı. Ayrıca suitin bir kısmı yolcuların misafirlerini ağırlayacakları 2 kişilik bir yemek salonuna da çevrilebiliyor. First class uçağın alt katında yer alırken üst kat tamamen business class'a ayrılmış. Business class'ta 86 koltuk bulunurken ekonomi sınıfındaki 311 koltukla toplam yolcu kapasitesi 409 olarak tercih edildi. A380'i ikinci teslim alan havayolu olan Emirates, A380'in first class tuvaletini banyoya dönüştürerek yolcuların 5 dakikalık duş almasına imkan sağladı. Uçakta 2 adet duşlu spa bulunuyor. Bulutların üzerinde spa deneyimi sunan havayolunun first class'ı da suite olarak tasarlandı. 489 veya 517 koltuk kapasitesi bulunan Emirates'in uçaklarında 14 adet suite tipi first class, 76 da business class koltuk yer alıyor. 9 yolcu kapasitesi bulunan Air France'ın first class'ında yolculara özel bakım odası bulunuyor. Bu odada kıyafetinizi rahatça değiştirebilir, saklayabilir veya özel bakım ürünleriyle kendinizi şımartabilirsiniz. Ayrıca Air France A380'inin sadece first class yolcularına özel bir barı var. Business class'ta ise 2 metre tam yatak olan 80 koltuk bulunuyor. İçinde first, business, premium ekonomi ve ekonomi olmak üzere 4 sınıf bulunan A380, 538 yolcu kapasitesiyle en yoğun koltuk konfigürasyonuna sahip. A380'in 5. kullanıcısı olan Lufthansa'nın 526 kişilik uçağındaki 8 koltuklu first class bölümü özel yalıtımla dünyanın en sessiz kabini haline getirildi. Müşterilerle birlikte geliştirilmiş first class tam anlamıyla Alman sadeliğine sahip. Tamamıyla kişisel özel alana dönüşebilen shape system sayesinde oturma ve yatma pozisyonu yolcu tercihine göre ayarlanabilen koltuklar 207 cm uzunluğunda tam bir yatağa dönüşebiliyor. Koltuğun ayrıca bir de gardırobu bulunuyor. Dolayısıyla başüstü dolapları yerine yüksek bir tavan var. Ayrıca 8 kişiye hizmet veren 2 adet lavabo oldukça geniş hareket alanı sağlıyor. A380'in 6. kullanıcısı Kore Hava Yolları ise A380'le havada mağaza dönemini başlatan şirket oldu. Havada yolcu başına en fazla duty free ürünü satışı yapan Kore uçağının arka bölümünde yer alan duty free mağazasında parfüm, güneş gözlüğü, kravat gibi birçok ürün satılıyor. A380'in 7. kullanıcısı ise havacılık sektörünün en hızlı büyüdüğü pazar olan Çin'e ait bir şirket oldu. China Southern'ın A380'i diğer hava yollarının filosundaki uçaklara göre çok daha sade tasarlanmış. Bu uçakta özel olarak nitelendirilebilecek hiçbir uygulama yok. 3 sınıfta 506 koltuk kapasitesi olan uçağın first class'ında 8 adet platinum suite yer alıyor. Tamamen yatak olan geniş koltuklar ve daha büyük ekranlara sahip olan suitlerde konfor ön planda tutulmuş. A380'in 8. kullanıcısı olan Malezya Hava Yolları'nı diğerlerinden farklı kılan ise İki katlı uçağın kabin içinde tam 5 ayrı bölgede namaz kılınacak alan ayrılmış olması. Uçağın 13.500 kilometrelik menzili ve yaklaşık 15 saat havada kaldığı düşünülürse bazı mevsimlerde 5 vakit namazın tamamı havada kılınabilecek.
Uçağın alt katında yer alan First Class'ta 8 adet suite tipi koltuk yer alıyor. Bu koltuklar yatak örtüsü, yorganı ve pijamalarıyla konforlu bir yatağa dönüşüyor. 787 Dreamliner'ı ilk teslim alan ve bir yıl önce yolculuğu uçuşlara başlayan All Nippon Airways ise Japon geleneklerine uygun olarak uçakta ilk defa taharet musluğu uygulaması başlattı. 787'nin kabin içindeki tuvaletlerine oldukça geniş yer ayıran All Nippon Airways ayrıca kadınlara özel tuvalet tahsis etti. Hava yolları, gelişen teknolojinin etkisiyle konforu artan kabinler ve yeni tasarımlarla önümüzdeki dönemde de pek çok farklı uygulamayı yolcularıyla buluşturmayı planlıyor.